Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde tekil çoğul konusu üzerine duracağız. İngilizce'de tekil ve çoğul genellikle isimlerin sonunda s, s, is takıları getirilerek yapılır. Bunun dışında da bazı kurallar var. Birazdan bazılarına beraber bakacağız ama daha çok genel anlamda kullanılan s'i unutmayalım arkadaşlar. Bir ismin sonunda s takısı gelir dedik. Boat, boats, tekne, tekneler, house, houses, ev, evler, cat, cats, kedi, kediler, river, rivers, nehir, nehirler. Tabii ki bakın bunlarda da istisna söz konusu olabilir. Ama biz daha çok genel kuralları bilsek bizim için daha önemli. Tekil bir isim S, X, Z, C, H, S ile bitiyorsa bunların sonuna kaynaştırma harfiyle birlikte S gelir. Yani S. Burada okunuş bakımından kolaylık olsun diye daha çok. Bus, buses, wish, wishes, watch, watches ve box, boxes şeklinde dikkat edilirse S, S, H, C, H ve X'in sonunda S gelmiş oldu arkadaşlar. Eğer ki isim devamında Y harfiyle bitiyorsa Y düşürülüp yerine IS getirilir. Yine burada da istisna söz konusu. Spy, baby, city, daisy ifadeli bakın Y ile bitmiş. Ve devamında spies, babies, cities ve daisies ifadeli de yine çoğul hali. Düzensiz olanlar da söz konusu. Bunları daha çok metinlerde pekiştiririz arkadaşlar. Ve devamında gelen fiil ve yardımcı fiilden anlaşılır. Human, women, man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet, person, people, leaf, leaves, mouse, mice, goose, geese, half, halves, knife, knives, wife, wives, life, leaves, veya lives, the loaf, loaves, potato, potatoes, görüldüğü gibi, tomato, tomatoes, analyzes, analyzes, diagnosis, diagnoses, ve thesis, thesis, ve crisis, yani crisis, crisis. Bunlar arkadaşlar gördüğü gibi arkadaşlar çoğulları. Dediğimiz gibi bunlar daha çok metin içinde pekişebilir. Bazı tekil isim çoğul halleri aynıdır. Yani bazı isimlerin. Nasıl anlayacağız? Devamındaki isimden bunu anlayabiliriz. Fiilden, yardımcı fiilden anlayabiliriz. Ship, ship bakın tekili çoğulu aynı. Daha çok sürü halde dolaşan hayvanlar veya türler için diyelim. Balık mesela fish. Deer, geyik, geyikler derken örneğin. Species, species yine türler derken yine. Ve aircraft, aircraft tekili çoğulu aynı olan sık kullanılan kelimeler diyelim arkadaşlar. F ve FE yine düşer. Bunlar da vesle dikkat edilirsen arkadaşlar çoğul yapılır. Life, leaves, leaf, leaves, teeth, teeth, wife, wives. Bunun örneklerini yukarıda düzensiz içinde yine vermiştik arkadaşlar. Bazı istisnalar da mevcuttur örneğin. Diyelim ki bunlar F ile bitiyor ama dikkat edilirse bunlar nedir arkadaşlar? S takısı alarak çoğul yapılmış arkadaşlar. O ile bitenler çoğunlukla S ile çoğul yapılır arkadaşlar. İstisna yine vardır arkadaşlar unutmayalım. Tomato, tomatoes, potato, potatoes, echo, echoes ve hero, heroes şeklinde S takısıyla çoğul yapılmıştır. Yine istisnalarımız da burada mevcut arkadaşlar. Hemen bakalım. Örneğin piano, pianos şeklinde görüldüğü gibi veya photo, photos şeklinde bunlar da O ile bitmiş ama S takısıyla çoğul yapılmıştır. Daha çok bunları metin içinde ve cümle içinde pekiştirmeniz tavsiye edilir arkadaşlar.